Ettiğimiz suçlardan biri bir cinayet, bir cinayet dosyası. Tutuklananlar, tutuklanmayanlar, işaret edilenler, susanlar, susturulanlar. Sinan Ateş suikasti, Sinan Ateş cinayeti. Gazeteci, meslek büyüğümüz Tolga Şardan yeni detaylara ulaştığını açıkladı. Ankara'da sokak ortasında öldürülen eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş cinayetine ilişkin tutanaklar imha mı edildi? Gazeteci Tolga Şardan, cinayet şüphelisi Tolgahan Demirbaş'ın olayın hemen ardından MHP milletvekili Kılavuz'la birlikte Bağlıca'daki evden gözaltına alınmasıyla ilgili hazırlanan polis tutanağının akıbetini sordu. Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş Ankara'nın göbeğinde öldürüldü. Tutuklu sayısı 21. Tetiği çeken el Eray Özyağcı yaklaşık bir ay sonra Yunanistan'a kaçmak isterken yakalandı. Cinayetin organizatörü olduğu belirtilen Doğukan Çep, tetikçiyi kaçırdığı öne sürülen Tolgahan Demirbaş tutuklular arasında. Aralarında MHP'li Semih Yalçın'ın özel kalemi olduğu iddia edilen Emre Yüksel de var. MHP'li avukat Serdar Öktem de. Öktem'in ifadesi ortaya çıktı. Telefonu incelemeye alınmak istendi. Öktem şifreyi hatırlamadı. Koronavirüs geçirdiğini ve hafıza kaybı yaşadığını belirtti. Soru işaretleriyle dolu olan cinayetin üzerinden 2,5 ay geçti. Depremin ardından gündemden düşen suikastin üzerindeki sis perdesi aralanacak mı? Gazeteci Tolga Şardan T24'te Sinan Ateş cinayeti soruşturmasındaki son durumu yazdı. Tetikçiyi kaçırdığı öne sürülen Tolgahan Demirbaş, suikast sonrasında MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz'un da bulunduğu evde gözaltına alındı. Gözaltı sonrası polislerden biri tayin edildi. Daha sonra da bir başka polis de emekliye ayrıldı. Şardan, polisin emekli olmasında yaşadığı sıkıntılar ve baskıların etkili olduğunu iddia etti. Emniyette bunlar yaşanırken bir tayin işlemi de şüphelilerin tutuklu bulunduğu cezaevinden geldi. Sincan Kapalı Cezaevinde şüphelilerin kaldığı bölümden sorumlu olan müdür görevden alındı. Şardan, söz konusu bürokratın Ankara'ya yakın kentlerden birine tayin edildiğini, yerine başka bir ismin cezaevine atandığını iddia etti. Şardan, Tolgahan Demirbaş'ın olayın hemen ardından MHP milletvekili Kılavuz'la birlikte Bağlıca'daki evden gözaltına alınmasıyla ilgili hazırlanan polis tutanağının akıbetini de sordu. Tutanağın Kılavuz'un bulunduğu evden değil de evin bulunduğu sokak üzerinde gözaltı işlemi yapıldığı şeklinde yeniden düzenlendiği iddiasında bulundu. Kimi kaynaklara göre hazırlanan ikinci tutanağında ortadan kaldırıldığını aktaran Şardan, soruşturma dosyasında Demirbaş'ın ilk gözaltısıyla ilgili tutanak mevcut mu diye sordu. Şardan, gözaltı işleminde yer alan polisin emekli olmasında bu süreç mi etkili oldu sorusunu da sordu. Şardan köşesinde Sinan Ateş cinayetinin MHP Genel Merkezi'nde yarattığı rahatsızlığa da değindi. MHP'li bazı üst düzey isimlerin zaman zaman Adalet Bakanlığı nezdinde girişimlerde bulunduğunu aktaran Şardan, bu isimlerin savcıdan rahatsızlıklarını dile getirdiklerini söyledi. Bismillah, Allahu Ekber. Bir sıcak not siyaset sahnesinde de çok tartışıldı. Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu az önce bir karar geçti efendim, elimize ulaştı. Doğrulattık. Bursaspor'un seyircisiz oynama cezası 7 maça indirildi. Ahmetspor'la oynanan maç, Ahmetspor'un sene başında yaptığı başvurular sonra ortaya çıkmış. Siyaseten de özellikle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de tartışmalar ve tepkiler devam etmişti yaşananlar sonrası. 9 maç ceza almıştı Bursaspor. Şimdi tahkim kurulu 7 maça indirdiğini açıkladı. İtirazı değerlendirdik ve 7 maça indirdik dedi. Ayrıca kötü tezahürat nedeniyle 6 bin lira para cezası da vardı. Ek olarak onun onandığı da anlaşılıyor. Kulüp görevlilerine 90'ar gün hak mahrumiyeti var. 2 kulüp görevlisi Aşkın Değirmenci ve Aybars Türkkan. Olan bitene dair 7 maça indirildi. Şimdi efendim. Şimdi Afet Koordinasyon Merkezi için Hatay'a döneceğiz. Yine sıcak adreste arkadaşımız Fırat Fıstık karşımızda olacak. Çünkü Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu beraberimde Ekrem İmamoğlu'yla diğer büyükşehir belediye başkanları ile birlikte Afet Koordinasyon Merkezi'nde bir toplantı gerçekleştiriyorlar. Bu toplantıda neler yaşanıyor? Hangi bilgiler, hangi raporlar kendilerine sunuluyor? Çünkü buraya hareket etmeden önce CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na bir deprem raporu ulaştırılmıştı.
ulaştırılan bu rapor çerçevesinde ilerlemişti. Hangi adreslere gideceğini belirlemişti. Bunun üzerine az önceki grup konuşması gibi orada millet buluşmasında yapmış olduğu konuşmada da örneğin dağıtılan, yapılan ya da satılan evlere vurgu yapan eleştirel bir konuşmaya imza atmıştı. Hazır olunca arkadaşımız Fırat Fıstık'a döneceğiz. Peki Ferit Demir mi hazır? O halde Fırat Fıstık hazır olana dek biz bir kez daha Adıyaman'a dönelim. Ferit Demir karşımızda. Değerli meslektaşım, bu arada Türkiye Gazeteciler Cemiyeti tarafından İliç'teki siyanür skandalını hatırlıyor musunuz? Ferit Demir'in ortaya çıkardığı gerçekleri bu konuda TGC tarafından ödüle layık görüldü. Değerli meslektaşımı, değerli çalışma arkadaşımı Ferit Demir'i canlı yayında da bu vesileyle kutlamış olayım. İliç'teki siyanür skandalı. Gerçeği işaret ettikçe, dokundukça, vatandaşın lehine kamuoyu haberciliği yapıldıkça karşılığını da gördü. Ferit Demir, tebrikler. Hem İliç'i hatırlat lütfen birkaç cümleyle bizlere, hem de Adıyaman'ın deprem gerçeklerine devam edelim. Teşekkürler Can Coşkun. İliç'te hatırlarsanız 2022 yılının Haziran ayında siyanür sızıntısı yaşanmıştı. Şirket siyanür sızıntısı yok demişti, böyle bir şey yok demişti. Sonra biz belgeleri açıklamıştık, tutanakları açıklamıştık, jandarma tutanaklarını açıklamıştık. Daha sonra şirket ve Erzincan Valiliği açıklama yapmıştı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı açıklama yapmıştı. Haberimizi doğrulamışlardı ve 25 metreküp siyanürün aktığını açıklamışlardı. Rakamı yanlış hatırlamıyorsam. Siyanürün Fırat'a karıştığı iddiaları vardı. Ancak bakanlık bu iddiaları hala araştırıyor. Ancak şirkete yaklaşık 16 milyon TL idari para cezası kesmişti ve altın madeni 3 ay boyunca kapatılmıştı. Daha sonra çalışmasına tekrar izin verildi ve biz bu çalışmaları, bu siyanür konusundaki sızıntıyla ilgili olarak yaptığımız haberin devamını da takip ediyoruz. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'ne de teşekkür ediyoruz bu arada. Şimdi bir başka sorun olan, Türkiye'nin en büyük sorunlarından biri olan deprem sonrası yaşanan çadırların sorunu, vatandaşın sorunu, sıkıntısı, bir de onları yerinde görüyoruz, inceliyoruz, halka aktarıyoruz. Hemen Besni ilçesi, Adıyaman'ın Besni ilçesi Akpınar köyündeyiz. Dün gece ve bugün öğlen saatlerine kadar yoğun bir yağmur vardı, yağış vardı. Yağıştan sonra bu çadırlar tamamen yağmur altında kaldırır. Bakın size hemen gösterelim, bu çadırın kurulduğu bir yer. Köyün her yerinde çadır var çünkü toplu bir çadır kurulma alanı yok. Vatandaş toprakla şey yapmış, etrafını doldurmuş ama su var. Hemen arkasında da maalesef gübre var. Çünkü yer yok. Başka yere toplu bir çadır alanı yapılmadığı için vatandaş bulabildiği en uygun yere çadırını kurmuş ama çadırın altı tamamen su. Biz az önce içeri baktık. Çadırın her tarafı su ve çadırda yaşayan sizler yaşıyorsunuz herhalde. Bizimki şurada da bu yeğenim, çocuk var, bir de yeni çocuk. Evet. Yeni doğdu çocuk var işte. Akşam bir teze bu çadır vardı, onu çektik. Yoksa suyun içinde yeni doğan çocuk içinde ölse de kalacak işte. Yapacak. Çok yağmur yağınca tabii toprak evet. Altına da bir şey de koymamışlar. Alttan zaten üstten de yağın çok akıyor. Çadır su mu geçiriyor? Tabii bak biz bunu işte üstten yetin çadır getirdik üstüne çektik. Yani çadırın üstüne başka bir branda aldınız. Bulabildiniz en azından brandayı. Yok, önceden bizim zaten bu abimin, büyük abimin idi. Hatta biz bununla önceden çadır gelmeden önce biz bir hafta bununla zaten el üstümüzü örttük. Bir hafta çadırı. Bu çadırla yaşadınız. Evet. Bu çadırda yaşadık. 20 kişi kaldınız. Bu çadırda 20 kişi kaldınız. 20 kişi kendim yanımızda o çadırda 20 kişi yaşadık. Peki dün gece sıkıntı çektiniz mi? Çok yağmur vardı. Daha eşyalarımız yaşıyor. Islak, eşyalarımız ıslak. Evet. Evet. Kendi imkanlarımızla yatıyoruz. Zaten hiçbir devletten bir yardım almadık. Peki ne bekliyorsun şu anda? Acil ihtiyacınız nedir? Vallahi acil ihtiyacımız çadırlar filan, çadırın sağlam olması. Konteyner istiyor musunuz? İsteriz, elimize geçerse. Ama zor, geçmez. Umudunuz yok mu? Yok. Hiç yok. Ne diyorsunuz, siz başvurdunuz mu yetkililerden çadır vallahi talebinde yok, bulundunuz mu? Vurmadık. Ben bir malım bile baksana, malım suyun bile altında kaldı. Bir çadır bile bizim elimizde 20 gün. İlçe tarımdan gittim, bir onu onca aldı işte, aldık geldik.
Oraya da koysak korku şey, yağmurun altında çamur kalıp içeriye koyuyor, korkudan koyuyor. Evet bacağımız. Bakın size bu sizler de gelin buyurun. Sizin bu çadırın bulunduğu alan burası. Bakın çadır nereye kurulmuş? Vatandaş ne kadar zor durumda onu göstermek istiyorum. Çadırın arkasında bakın maalesef vatandaş hayvanlarını beslemek zorunda. Hayvan gübresinin hemen yakınına iki çadır kurulmuş. Onlardan sızan sular da çadırın dibine gidiyor. Çünkü toplu bir çadır alanı kurulmamış. Toplu bir çadır alanı kurulmamış. Bakın orada bir vatandaşımız da ekmek yapıyor dışarıda. Kendisi yapıyor. Hemen biraz daha ileri gidelim. Tamam. Kardeşimiz orada kendi akrabalarına, kendi yakınlarına ekmek yapıyor. Çünkü ekmek bulamıyorlar. Kendilerine gelen yardım unlarıyla burada bu erkek kardeşimiz, bakın genç kardeşimiz orada kendi yakınları için ekmek yapıyor. Depremzedeler, çadırda kalanlar çok çok zor durumda. Un da gelmedi diyor karşımda. Biz kendimiz köyden, diğer komşularımızdan ödünç aldık diyorlar. Yani çadırlar çok kötü yerlere kurulmuş. Çadırların toplu kurulması ve altyapısının hazırlanmasını istiyorlar. Ayrıca su sıkıntısı var. Burada da su sıkıntısı var. Diğer çadırlar da, diğer köyün içindeki diğer çadırlar da hepsi aynı sıkıntıları yaşıyorlar. Konteyner bizim için olmazsa olmaz diyorlar. Çadırlarda yaşamak imkansız çünkü çadırların tamamı su geçiriyor. Yani Afat'ın ve Kızılay'ın burada vatandaşa dağıttığı çadırların tamamı su geçiriyor. Su geçirince de kendi imkanlarıyla çadırın üstüne başka bir çadır geçiriyorlar. Yani branda geçiriyorlar. Bu şekilde burada yaşamaya çalışıyorlar. Hava şartlarının bu akşam yağmurun tekrar etkili olacağı belirtiliyor. Ve vatandaş gece saatlerinde hangi sıkıntıyı yaşar şimdi bilmek mümkün değil. Buradan aktarabileceklerimiz şimdilik bunlar. Ferit Demir, teşekkürler ve kolaylıklar. Şimdi özel bir bağlantı var sırada efendim. Bakın ne yazıyor. Her yeni endüstri eseri muhitine refah ve medeniyet ve bütün memlekete haz ve kuvvet vermektedir.